Eşinizi niçin arıyorsunuz? Eşimin hataları olmuş olabilir. Ama benim bu evliliği kurtarmam gerekiyor Aha Hanım. Ben eşimi çok seviyorum. Ben ona deliler gibi aşığım. O benim ruh eşim. O benim dünyam. O benim omzuma yaslandığında ona söylediğim bir şarkı vardı. Dünyanın durduğu, her şeyi unuttuğumuz. İzin verirseniz buradan ona onu söylemek istiyorum. Buyurun tabii hocam, tabii buyurun. Meğer ne kaybetmişim, canımdan çok sevmişim. Affet, çok geç anladım. Senden kalan birçok şey hatıram oldu şimdi. Dön artık, çok pişmanım. Didem ne olur. Ne olur, çok pişmanım. Çok tatlısınız. Bravo. Yani acınızı da anlıyorum. Fakat beni gülümsetiyorsunuz da aynı zamanda. Şimdi siz mi çağrıda bulunuyorsunuz? Affet, dön, çok pişmanım diye. Evet Ahu Hanım, ben çağrıda bulunuyorum. Peki sizi affetmesi gereken bir şey mi var? Sizin mi bir şeyiniz var yani? Ben karımı affediyorum yaptıkları karşısında. Bir insanı affetmek en büyük lütuftur zaten. Ne olur bana Didem'i geri getirin. Ben onsuz yaşayamam. Ne olur. Gerçekten bu kadar çok mu seviyorsunuz eşinizi? Yani sizi aldatmış olsa dahi... Evet, ben affedeceğim onu. Önemli değil diyorsunuz. Hayır. Bu konu olmayacak mı bir daha aranızda? Hayır, olmayacak. Peki bu duyguyla nasıl yaşayacaksınız? Onları konuşur hallederiz. Öyle mi? Evet. Çok kolay halledilebilir bir şey gibi gelmiyor kolay bana. Kolay halledilmeyecek ama birbirimizin yaralarını sarılıp sarabiliriz. Peki bir şey söyleyeceğim. 5 ay dediniz. 5 aydır yok eşim dediniz, evet, değil mi? Beş aydır erkek etti. Eşyaları aldı. Aldı gitti. Bomboş bıraktı. Nereye gitmiş olabilir bu kadın? Vallahi gitmenin kapı kalmadı. Arkadaşlarından tutun da... Ailesi? Gittiniz mi ailesi? Zaten hayatta bir tane dayısı var. Ha. Dayısıyla da uzun zamandır konuşmuyor. Dayısı da zaten onun nerede olduğunu bilmiyor Aha Hanım. Maalesef. Bu zamana kadar yapmış olduğum çabaların hepsi sonuçsuz kaldı. Arkadaşları da bu konu hakkında konuşmak istemediklerini söylüyor. Nasıl? Kimisi hangi beni konu? Geçiştiriyor. Ya, herkes, hangi konu hakkında? Herkes Didem'i haklı buluyor. Nasıl? Yani 10 yıllık mutlu evliliğini bir adam yüzünden bir anda silip atmasını mı haklı buluyor arkadaşlar? Evet. Peki arkadaşların niçin bu düşüncede sizce? Didem'in tarafını tutuyorlar. Tamam da canım, şimdi ne kadar yakın arkadaşınız olursa olsun, ne kadar severseniz sevin, kardeşiniz dahi olsa. Şimdi bir yanlış içerisindeyse uyarırsınız onu. Yani her şeyde de öyle taraf tutulmaz ki. Mantığım almıyor Aha Hanım. Vallahi benim de mantığım almıyor. Ne olur Didem'i bulun. Öyleyse şöyle yapalım Burak Bey. Ben gideyim şimdi bir Didem Hanım'ı arayayım, olur mu? Arkadaşlarım ulaşmışlar çünkü. Gerçekten mi? Evet. Allah'ım. Kendisiyle görüşeyim. Buraya bir davet edeyim. Olur mu? Sizi sabırsızlıkla bekliyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Birazdan yanınıza geliyorum. Tamam. Didem Hanım'ı o kadar çok merak ediyorum ki. Yani uğruna şiirler yazan, şarkılar söyleyen, maddi manevi, elinden gelen her şeyini yaptığını söylediği kocasını gerçekten başka biri için, Burak Bey'in iddiasına göre Murat Bey için terk edip gitti mi? Bakalım cevabını alabilecek miyiz? Efendim? Didem Hanım. Merhabalar, buyurun. Didem Hanım, merhaba. Ben Ahu Sungur.
Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Ay şaka yapıyor olmalısınız. Şaka değil. İzliyor musunuz programımızı? İzliyorum. Çok memnun oldum bu arada. İzlemez miyim? Merhabalar. Kusura bakmayın, gerçekten bir an böyle şaşırdım. Öyle bir tepki verdim. Ay estağfurullah, çok haklısınız. Siz kusura bakmayın, böyle aradım sizi tak diye. Ay yok estağfurullah. Ben de çok memnun oldum. Sizinle konuştuğuma. Şimdi programımızı izlediğinize göre Didem Hanım. Evet, bildiğinize izliyorum. Göre. Şimdi programımıza sizin için biri başvurdu. Evet. Bunu tahmin edebiliyorum az çok. Öyle mi? Evet, tahmin edebiliyorum. Peki, öyleyse şunu da biliyorsunuz. Aracımız bulunduğunuz yerde. Aracımızın içinde kasamız var. Anladım. Kasanın bir şifresi var. O şifreyi girdiğinizde kasa açılıyor. Ve sizin için başvuran kişinin sizin için bıraktığı emanet o kasanın içinde saklı. Evet, programın akışı bu şekilde. Zaten izlediğim için biliyorum. Hemen ineyim mi şu an? Çok mutlu olurum. Tamam, hemen iniyorum o zaman halde. Siz indikten, araca bindikten sonra da ben hemen sizi arıyorum ve şifrenizi gönderiyorum. Tamam Ağa Hanım. Çok teşekkür ederim. Ben hemen teşekkür iniyorum. Ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Hoşçakalın. Bıcır bıcır bir ses. Birinin arayacağını tahmin ediyormuş. Didem Hanım aracımıza binmiş. Şimdi kendisini yeniden arıyorum ve şifresini göndereceğim. Alo. Didem Hanım teşekkür ederim. Rica ederim. Şu an arabadayım Ağa Hanım. Evet şimdi. Evet. Şifrenizi gönderiyorum. Siz zaten bizim izleyicimiz olduğunuz için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Tabii ki. Hemen şifreye bakıp açıyorum şu an kasayı. Çok kısa bekletiyorum sizi. Ağa Hanım beni duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum. Ne çıktı? Evet. Araba anahtarı çıktı. Bildiğiniz bir arabanın anahtarı mı? Bu arabayı çok istiyordum. Gerçekten çok istiyordum. Ve artık eminim kimin gönderdiğine. Ama bu anahtarı alacağım. Yani bu arabayı alacağım bu arada. Hediyesi için de çok teşekkür ettiğimi söyleyin. Sonuçta pahalı bir araç. Didem Hanım, kime alıyorum. Teşekkür ettiğinizi söyleyeyim. Şu anda evli olduğuma utandım Burak. Burak'a teşekkür ediyorum. Peki, evli olduğunuza utandığınız Burak Bey'in hediyesini kabul mü ettiniz hemen? Evet, kabul ediyorum. Kabul ediyorsunuz. Kabul ediyorum. Sonuçta pahalı bir araç. Niye kabul etmeyeyim ki? 10 yılımı vermişim acılar içinde. Bunları gelince zaten... Konuşacağız Ağa Hanım. Yani benim demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız ama... benim yaşadıklarımın yanında bu arabanın değeri bile yok yani. O yüzden bu arabayı çok... Gönül rahatlığıyla alacağım yani. Benim 10 yılım gitti. Acılar, üzüntüler, stresler, bir sürü şey yaşadım. O yüzden bu araba... Devede kulak yani. O yüzden alacağım. Öyleyse lütfen yormayın. Kendinizi üzmeyin şimdi. Ben sizi burada bekliyor olacağım. Gelin tamam, bir konuşalım olur mu? Tabii ki. Severek geleceğim. Teşekkür ederim. Bekliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere Ağa Hanım. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Buraya da gelmeyi hemen kabul etti. Bakalım geldiğinde bize neler anlatacak? Hikayenin Didem Hanım tarafını çok merak ediyorum. Ben şimdi Burak Bey'in yanına geri gidiyorum.